Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, Medine, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün bayağı bir temizlik yaptım. Ramazan öncesinde şöyle mutfağı tamamen bir döktüm. Güzelce her yeri temizledim. Az sonra sizlere de çekeceğim, göstereceğim. Bu arada geçenki videomuza çok güzel mesajlar, yorumlar geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü benden uzun süredir istediğiniz bir videoydu. Hurma bahçelerini çeker misin diye. Hatta kanalım amacına ulaşmış oldu. Şöyle ki en beğendiğim yorumlardan bir tanesi de Mücellacığım, biz Medine'yi hiç böyle bilmiyorduk. Biz sadece otel, Mescid-i Nebevi, işte birkaç bir yer gezdiriliyor. Ondan sonra böyle hiç bu tarz yerler olduğunu bilmiyorduk, görmüyorduk. Apar topar Mekke'ye gidiyorduk ya da işte uçağımıza gidiyorduk diye mesajlar geldi. İnşallah tekrardan umreler açılır. Sizler de böyle gelirsiniz ve ben sizlere burayı gezdiririm. Aynı zamanda Mücellacığım, biz geldiğimizde otobüs turu da yaptıracak mısın? Bizleri de gezdirecek misin diyen o kadar çok kişi oldu ki hepinizi bekliyorum. Gerçekten her gün dua ediyorum. Yarın cuma, biliyorsunuz artık Arabistan'ın hafta sonu tatili başladı. Bugün bizim için tatilin başlangıç günü. Sizlere de dualarımı ediyorum. Gerçekten özellikle bizlere Medine'den dua gönderir misin? Peygamber Efendimiz'in huzurunda bizlere dua eder misin diyen o kadar çok kardeşim var ki. Özellikle bebek isteyen kardeşlerime inanın her namazımda dua ediyorum. Daha sonradan borçları olan kardeşlerim var. İşte bizim yüklü bir borcumuz var. Bunun için bize dua eder misin? Borcumuzu ödeyebilmemiz için bizlere dua eder misin? Yani çok fazla kişi oluyor. Bana yazıyorlar. Bu arada bazen yorumlarınız gözümden kaçmış olabiliyor. Neden cevap atmıyorsun? Okuyorsun işte, cevap neden atmıyorsun diyenler oluyor. Biliyorsunuz ben iki tane çocuğum var küçük ve yetişebildiğim herkese cevap atmaya çalışıyorum. Ama lütfen cevap yazamadıklarımda üzülmesinler, yanlış anlamasınlar. Gücüm yettiğince sizlere hem cevap atmaya çalışıyorum hem de yeni yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Yarın cuma inşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğim. Sizler için de dualar edeceğim. Bu arada hayırlı eş için dua isteyen hem kız kardeşlerim var hem de erkek kardeşlerimiz var. Rabbim inşallah sizlere hayırlı yuvalar nasip etsin. Bazen yazanlar oluyor işte bana. Mücellacığım, bize Medine'den hayırlı bir kısmet bulur musun? Biz de Medine'de yaşamak istiyoruz diye. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani belki bir gün Medine'ye evlenirsiniz ama evinizin içinde huzur olmaz. Eşiniz size rahat vermez. Bu da çok önemli. Yani siz şöyle dua edin. Rabbim bana hayırlı eş nasip et. Yani dünyanın neresinde olursanız olun. Çünkü sizin yaşadığınız ev yani tamamen böyle sizin hayatınızı yönlendiriyor. Eğer size saygı duyan, size değer veren birisiyle yaşıyorsanız gerçekten hayat çekilir bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Ama dediğim gibi belki Medine'ye evlenirsiniz. Belki Arabistan'a evlenirsiniz. Ama evinizde huzur olmadığı sürece o evlilik gerçekten size belki de zindan olacak. O yüzden Rabbim hepinize evlerinizi cennet bahçesine çevirecek eşler nasip etsin diyorum. Bugünlük böyle bir video çekmek istedim. Sizlerle muhabbet, sohbet etmek istedim. Çünkü iki gündür video atamamıştım. Bu arada kanalımıza yeni gelenler, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni tanımak isteyenler için aşağıda daha detaylı videolarım var. Medine'de yaşıyorum, Arabistan'da yaşıyorum. Kendim öğretmenim, eşim eczacı. Eşiniz Arap mı diye de sorular geliyor. Evet, eşim Arap ama Türkçe biliyor. Tabii ki Türkçe de konuşuyoruz evde, Arapça da konuşuyoruz. Artık hafta sonuna giriş yaptık. Çocukları evde tutmanın imkanı yok. Hafta içi de böyle ara ara fırsat buldukça çıkarmaya çalışıyoruz. Ama sizleri bugün çok güzel bir yere götüreceğim. Ebu Bekir Sıddık Caddesi'nde çok güzel bir yerde böyle bir kahve içmek istiyoruz. Hem modumuz değişsin hem çocuklara bir değişiklik olsun diye. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Genelde böyle siyah feracemi giymeyi tercih ediyorum. Artık siyahları bırak, işte çıkar şu siyahları diyenler de oluyor. Aslında ben Türkiye'deyken de siyah rengini çok seviyorum. Ama Arabistan'da yaşadığım için ülkenin kurallarına diyeyim uyma gereği hissediyorum. Bazen çok nadir beyaz feracemi giyiyorum. O da tabii ki hani belli yerlerde. Bir tane de mavi var. Zaten beni takip edenler biliyorlar. Bazen de onu giyiyorum ama bu şekilde hiç çıkmadım yani. Şu anda bana soruyorsunuz. Mesela başörtüsüz kişiler var mı Arabistan'da? İşte yasak mı? Polis bir şey diyor mu falan diye. Cidde'de ve Riyad'da görüyorum, artık Medine'de de böyle marketlerde falan görmeye başladım. Yani herkes tamamen serbest. Hani hiç kimse bir şey demiyor. İşte eskide mesela başını ört falan diyorlardı ama şimdi kimse karışmıyor yani. Herkes rahat istediği gibi. Ben de böyle belli yerlerde renkli abaya giymeyi tercih ediyorum. Onun dışında siyah giyiyorum. Çünkü öyle rahat ediyorum. Artık şu siyah feraciyi bırak, çıkart şu siyahları üstünden diyen teyzelere şunu söyleyeyim. Ben zaten Türkiye'deyken de siyah giymeyi seviyorum. Siyah gömlek,
siyah şal vesaire. Yani mesela bazı insanların böyle siyah takıntısı oluyor. Bana da çok asil bir renk geliyor. O yüzden ben de seviyorum yani siyah giymeyi. Şimdi hazırlanacağım ve kafeye doğru gideceğiz. O zaman orada görüşürüz. Artık Arabistan'da bugün hafta sonu başlıyor. Perşembe akşamı, yarın Cuma. Şimdi sizlere Medine'de bulunan çok güzel bir kafe var. Orayı gezdireceğim. Böyle tamamen güllerle dolu. Burası pasaj şeklinde. Şöyle sen de çekebilirsin hayatım. Burada böyle düğünlerde giyilen elbiseler var. Hep bana soruyorsunuz çünkü işte bunlar nerede giyiliyor, kimler giyiyor diye. Bu tarz elbiseler düğünlerde giyiliyor. Size daha önceden söylemiştim. Kız erkek karışık olmadığı için kadınlar bu şekilde giyinebiliyor. Hatta şu karşıda çok güzel bir çiçekçi de var. Hemen orayı da çekelim. Gerçekten çok güzel. Arabistan'da böyle kahve bile alsalar hemen çiçekle süslüyorlar. Öyle bir dekorasyon yapıyorlar. Biz de çok seviyoruz. Çiçekçilerin dekorasyonu ayrı güzel zaten. Şimdi sizlere kafenin iç kısmını da göstereceğim. Şu anda müzik var orada. Rica edeceğim, belki kapatırlar bilmiyorum ama kapatmazlar da ben müziği kısarak sizlere video olarak çekmek istiyorum. Çünkü ortamı çok güzel. Böyle güllerden salıncaklar falan var. Hatta içeride muhabbet kuşları falan da vardı. Halil çok sevmişti. O yüzden tekrardan gelmek istedik. Hadi o zaman içeri girelim. Orada görüşürüz. Bay bay yap, öpücük de. Bu saçları kestirdik ama şöyle yan durmuyor. Jöle sürelim mi? Bay bay ya. Bakın bu görmüş olduğunuz kocaman Arap kahvesi makinesi oluyor. Böyle yazılar falan yazmışlar. Açamayız. Ama ammu söyle, ammu aç. Açamayız, bu kafes açılmıyor. Anne dedi. Evet cik cik, merhaba de, merhaba cik cik. Anne. Açamayız ki. Amcaya söyle bakayım, açar mısın de. Yıbga yıbda. Bak la dedi, gördün mü? No dedi. Küsme ama açılmıyor. Evet, şimdi kafeye geldik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Her yer çiçek dolu. Az sonra size kafenin içinde çekeceğim. Ama onun öncesinde biz rica ettik. Normalde müzik çalıyordu. Biliyorsunuz YouTube'da müzik yüklemek yasak. O yüzden rica ettik. 5 dakikana bize müziği kapattılar. Size hem etrafı çekmek istiyorum hem de biraz menüsünü çekmek istiyorum. Biliyorsunuz artık Arabistan'da menüler barkod okutarak görünüyor. Yani artık hiçbir şekilde hemen göstereyim size de. Hiçbir şekilde, evet senin bu şekilde gösteriliyor. Buraya tıkladığınızda, telefonu gösterdiğinizde menü ortaya çıkıyor. Normalde artık böyle kağıt vesaire menüler yok. Bu pandemi döneminden dolayı. Biz buraya eşimin doğum gününde gelmiştik ve gerçekten çok beğenmiştik. Tam girişte muhabbet kuşları da var. Sizler için onları da çektim. Şimdi az sonra sizlere böyle burada salıncak tarzı oturma yerleri var. Bunlarla sallanılmıyor ama sadece böyle bir dekor yapmışlar. Gerçekten çok çok beğendim.
Eğer Medine'ye gelirseniz kesinlikle sizi bu kafeye getirmek isterim. Konsepti çok güzel. Böyle düğün salonu gibi bir konsepti var. Halil, el salla. Tabii ki ben de eşimle Arap kahvesini çok fazla sevdiğimiz için bugün menüden Arap kahvesi istedik. Aynı zamanda diyette olduğumuz için de tatlı bir şey yemeyeceğiz. Tabii ki ben bunu bozabilirim, bilmiyorum. Her zaman öyle oluyor çünkü. Dün Instagram'da bir resim paylaşmıştım ve herkes şunu söylemiş. İşte eşiniz çok zayıflamış, gerçekten yürüyüş bandının bir faydası oluyor mu diye. Gerçekten bir faydası oluyor. Bir de bana şey yazanlar olmuş. Tabii ki göreceli bir kavram. İşte zaten zayıfsın, neden spor yapıyorsun? Ben şimdi hem zayıflamak hem de böyle zinde kalmak için spor yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü spor sadece zayıflamak için değil, hem kendisi dinç hissetmek için de yapılıyor. Bize çok severek yapıyoruz ikimiz de. Yürüyüş bandı özellikle çok çok etkili. Bunu da buradan söylemiş olmak istedim. Sizlere böyle güzel mekanları gezdirmeye de devam edeceğim. Tekrardan az sonra bu mekanı da çekeceğim. Tam müziği açmadan görevliler. Hemen size şöyle bir mekanda gezdirmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir daha yap. Bir daha yap. Şimdi hemen girişte sizi böyle kafes tarzı bir alan karşılıyor. İsterseniz burada doğum gününüzü de yapabilirsiniz. Burada böyle çok güzel kuşlar var. Muhabbet kuşu sanırım. Kafesin içinde. Halil çıkarmak istiyor ama maalesef çıkaramayız Halil. Onların evi burası, biliyor musun? Evet, annecikcik. Burası böyle kafenin menülerinin hazırlandığı kısım. Çok güzel. Aperatif şeyler de var. Şöyle hemen size göstereyim. Cheesecake falan var. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay Ali. Öpücük at bir de. Böyle. Böyle yap. Bay. Bir de üflüyor. Hoşçakalın. Söyle hoşçakalın.